Bağbahçe işleriyle uğraşıyor, köy evinin mutfağından yemek tarifleri paylaşıyordu. Ama son 3 senede hayatı akıl almaz bir hızla değişti. Şalvarı çıkarıp kürk giydi, köy evinden taşınıp şehirde patron oldu. Bir süredir fenomenlerin skandallarını izliyoruz malum. İşte gözler bu kez de Rabia Toprak'a çevrildi. Bunu çok beğenmiştim o gün. Hayal ettiğim her şey gayet güzel oldu. Köy evinde mütevazı koşullarda yemekler yapıyor, tarifler paylaşıyordu ama ne olduysa 3 yıl içinde tekstil fabrikası kurdu, zengin oldu. Şimdi kaynanam arasa, oğlumun peşini bırak $1 milyon vereceğim dese, ay kız ne güzel olurdu, hayat bayram olurdu. Sosyal medyanın gündeminde bu kez de Ankara'da yaşayan Rabia Toprak var. Çok değil, bundan 3 sene önce oldukça mütevazi bir hayatı vardı. Köy evinde yemekler pişiriyor, sosyal medyada o görüntüleri paylaşıyordu. Ben mutfağın önünden geçsem şişiyorum. Dilan Polat'tan sonra gündeme gelen neredeyse her fenomen gibi o da eşiyle birlikte Dubai'ye gitti. Hayatlarında ne değişti bilinmez ama bir anda köy evi gitti, yerine lüks ev, yeni eşyalar geldi. Hatta iddiaya göre Rabia Toprak tekstil fabrikası kurdu, patron oldu. Bir yemek param var mı? Çok teşekkür ederim abla, Allah razı olsun. Rica ederim, hani kameraman çekmedi beni. Ne kamerası abla? Hani sosyal deney değil mi? Çok sevmedim. İlk adım dış görünüşünü değiştirdi. Genç fenomen tüp mide ameliyatı oldu. Lüks evleriyle birlikte sosyal medyadaki paylaşımlarını da abarttı. Altınlar, paralar, pahalı tatiller ön plana çıktı. Açlı alayım. Samarkand'da. Ya! Ya aşkım ya! Bayıldım, çok güzel. Rabia Toprak sosyal medyada bir açıklama yaptı. Haksızlığa uğradım, şikayetçi olacağım dedi. Onun da akıbeti merak konusu.